Merhaba arkadaşlar. Ben Veli Avcı. Yörük TV. Arkadaşlar şimdi bugün size melengiç nedir? Çıtlık nedir? Nasıl oluşur? Hangi bitkiden oluşur? Bunu anlatacağım uygulama olarak. Arkadaşlar bakın bunun ismi sakızlık olarak da geçer. Yörük dilinde melengiç bitkisi olarak da geçer. Şöyle görüyorsunuz bakın bunun üzerlerinde şöyle biz buna ütme deriz. Değişik isimleri vardır. Bunları böyle kopartırsanız böyle buranları dallarını böyle elinizle böyle koparttığınız zaman şu sap kısmını yersiniz. Çok lezzetlidir. Bakın şunlar da melengiç olacak. Daha küçük, daha yeni çıkıyor. Bakın şunlar var ya gördüğünüz. Bakın şunlar melengiç olacak. Önce kırmızı oluyor. Sonra rengi değişiyor. Bu sakızlık ağacı. Yani melengiç bitkisi. Buna Antep fıstığı aşılıyorlar. Antep fıstığı da oluyormuş bunda. Melengiç budur arkadaşlar. Bak. Burada küçük. Bunlar daha ufak. Zamanlar büyüyecek. Önce kırmızı ufak ufak tohum halinde olacak. Sonra rengi değişecek. Melengiç haline alacak. Melengici biliyorsunuz. Yörük dilinde kavurganın içine konulur. Çıtlık olarak yenir. Ayrıca şimdi artık lüks kafelerde melengiç kahvesi yapıyorlar. Osmanlı kahvesi içine de katıyorlar. Melengiç bu bitkiden oluşuyor arkadaşlar. Bilmeyenler için bir video alayım dedim. Bakın Akdeniz bölgesine has. Şu anda bulunduğumuz bölgede Narlıkuyu Cennet Cehennem Mağarası'nın yakınındayız. Çevresindeyiz. Akdeniz bitkisi olduğu için böyle görünce çekeyim, bilgilendireyim dedim. Mesela bunları biz çocukken böyle kopartırdık. Bunları böyle küçük dallarını şöyle ayırırsınız. Sapı çok tatlı olur. Yersiniz. Bahar ayında olur. Şu anda Nisan ayındayız zaten. Nisan ayında böyle baharda açar. Bakın görüyorsunuz. Tekrar göstereyim. Bunlar melengiç olacak hep. Budur arkadaşlar. Melengiç bitkisi Akdeniz bölgesine has. Bilmeyenler için. Ben Veli Avcı. Facebook'taki Yörük TV sayfamız ve YouTube'daki Yörük TV kanalımıza bütün yörükleri, hemşehrilerimizi bekleriz arkadaşlar.